İslamiyet'i yıllardır araştırıyordu ve kilometrelerce öteden kadim şehir İstanbul'a Müslümanları tanımaya geldi. Tanzanyalı Masai kabilesinin şefi Kiberenge, Türkiye'den oldukça olumlu izlenimlerle ayrıldı. Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde yaşayan Masai kabilesinin şefi Torakaa Kiberenge'nin İslam'a ilgisi ve yakından tanımak için yaptığı Türkiye gezisi yankı bulmuştu. Ziyaretin ardından Kiberenge, İslam'a ve Müslümanlara daha çok yaklaştığı mesajını verdi. Afrika Türkiye İnisiyatifi tarafından Türkiye'ye getirilen Masai kabilesinin şefi 58 yaşındaki Torakaa Kiberenge, İstanbul'u ziyaretinde birçok ilk yaşadı. İlk defa bindiği asansörde bunu kim çekiyor, musluktan akan suyu gördüğünde denizinizi buraya nasıl getiriyorsunuz diye sordu. Yaklaşık 300 kişilik, tek tanrılı inanca sahip, teknolojiye ve teknolojik ürünlere karşı olan, hayvancılıkla uğraşan kabilenin reisi olan Kiberenge, ziyaretleri sırasında kabile reisini temsil eden ve aslan avlamakta kullanılan asasını ve hançerini de yanında taşıdı. Yaşadığı yerde sömürge yıllarında beyaz adamların hep kötülük yaptığını belirten kabile şefi İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ı da ziyaret etti. Yılmaz, Kiberenge'ye İslam tarihinden Habeşistan Kralı Necaşi ve ilk Müslümanlardan Bilal-i Habeşi'nin hayatı hakkında bilgiler verdi. Müftü Yılmaz, Kiberenge'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti. Eyvallah. Ülkeniz barış ülkesidir. Biz vahşi hayvanlarla iç içe olduğumuz için böyleyiz ama siz insanlarla iç içe yaşadığınız için böyle barış ülkesindesiniz. İnşallah hayattayken ikinci, farklı bir insan, Müslüman olarak Türkiye'ye dönmek istiyorum. Masai şefi İstanbul'da Süleymaniye Camii neyse hayran kaldı. Camiyi inceledi ve Kur'an-ı Kerim dinledi. Tek Allah'a inanmak şartıyla Hristiyan inancına sahipler. Bugün bizim misafirimiz oldular. Neden? Kendisi bizim oradaki inandığımız hak din olan İslam'ı anlatma faaliyetlerimizde bize canı gönülden yardımcı olmaktalar. O süreç içerisinde bize destek olurken iki evladını da bizim oradaki medreselerimize verdi ve Müslüman oldular. Şu an eğitim almaktalar. Ve iki evladının inandığı dinin en güzel yaşandığı Türkiye nasıl bir yer görmek istediler.